Sabah oldu yine. Geride kaç şerit bıraktı bilmiyor. Bugüne kadar kaç can taşıdı hatırlamıyor. Kim bilir kaç tünel geçti, kaç bardak çay içti. Yollarda kaç türkü dinledi. Nazan Çelik hayatını yollara verdi. Yollar da ona çeyrek asırlık bir geçmiş. Hadi evladım, hadi bir gir şu perona artık. Türkiye'nin şu anki tek şehirler arası uzun yol otobüs şoförü. Nazan Kaptan'ı yakalamak öyle kolay değil. Malum bir şehirden başka bir şehre yolcu taşıyor. Ömrünün 25 yılını yollara adamış biri. Şimdi Esenler Otogarı'ndayız. Nazan Kaptan hazırlıklarını yaptı. Biraz sonra yola çıkacak. Gelin Nazan Kaptan'ı daha yakından tanıyalım. Kaptanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben sizin gönlünüzü alayım şekerim. Teşekkür ederim. Sonunda kavuşabildik. Çok şükür. Onun hikayesi bir hayranlıkla başlamış. Nereden çıktı bu otobüs şoförlüğü? Geçmişte de hayranlığım vardı. Bir bayan kaptanımız vardı ben çocukken. Ona hayranlık duyardım. 25 yıl gitti yol çizgileri saya saya. Nazan Kaptan 51 yaşında, iki çocuk annesi. En çok özlediği şey ise... Kadın muhabbeti mutlaka. Yemek tarifleri almak istiyorum. Dikiş dikmek istiyorum. Örgüler örmek istiyorum. Ve yollarda kadın şoförleri görmek istiyorum diyor. Nazan Kaptan yollarda tek olmak istemiyor artık. Kesinlikle, kesinlikle. Kadınlarımız her işte başarılı olabilirler. Hiç sakınmasınlar, çekinmesinler. Gelsinler. Ya ben onların elinden tutacağım. Biz istiyoruz ki otobüs sektöründe de çiçekler açsın. Emekliliğine 2,5 yıl kalmış. Hayali ise... Emekli olmadan önce bir reklam filminde oynamak isterdim. Evet, evet. Peki Nazan Kaptan, çok tutmayalım artık, yolcular gelecek. Evet. Hazırlıklarınızı yaptınız. Evet. Yolculuk nereye? Yolculuk İzmir. İzmir'e. Evet. Süper. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Selametle. Belki de çeyrek asırdır ona yollarda en çok türküler eşlik etti. Nazan Kaptan en çok o türküyü sevdi. Uyansın o.